Sevgili izleyiciler, bugün beyleri yalnızlaştıran bir konuyu, teknoloji bağımlılığını konuşacağız. Mehmet Dinç'le. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli bir konu. Gündemimizde bayağı bir yeri var tabii. Psikolojik hastalık olarak nitelendiriliyor ve davranışsal bağımlılık tipi olarak bir tabiri var. Evet. Nasıl açıklayabilirsiniz? Teknoloji bağımlılığı ya da internet bağımlılığı hayatımıza çok hızlı girdi. Dünya da hazır değildi, Türkiye de hazır değildi. Ve bu hazırlıksızlıktan dolayı çok hızlı bir şekilde yayıldı. Fakat insanların genelde farkındalığı bu anlamda çok fazla yüksek değil. Biz bağımlılık literatürüne baktığımızda bağımlılığı ikiye ayırıyoruz. Kimyasal bağımlılık, eylemsel bağımlılık veya davranışsal bağımlılık. Kimyasal bağımlılık hepimizin aklına gelen uyuşturucudur, alkoldür vesaire, sigaradır vesaire. Kimyasal madde üzerine bağımlılık geliştirmek. Davranışsal bağımlılık ya da eylemsel bağımlılık ise bir davranışa, bir eyleme yönelik bağımlılık geliştirmek. Teknoloji bağımlılığı ya da internet bağımlılığı dediğimiz şeyi biz eylemsel bağımlılık, davranışsal bağımlılık üzerinden ele alıyoruz. Nedir bağımlılık veya kimyasal olsun, eylemsel olsun? Bir insanın bağımlı olduğu şey üzerinde kontrolünü kaybetmesi. Yani artık insanın o bağımlı olduğu şey üzerinde söz geçirememesi, onun etkisi, hükmü altına girmesi ve ondan bağımsız bir hayat yaşayamaması. Hayatındaki her şeyin daralması bağımlılık yapan maddenin hayatını bütünüyle kapladığı için. Yani böyle bir virüs gibi düşünün. Giriyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. O kadar büyüyor ki hayattaki her şeyi atıyor. Doğru. O kendi haricinde ne varsa mecbur yapmak zorunda olduğunuz şeyler dışındaki her şeyi kapatıyorsunuz. Bir süre sonra mecbur yapmak zorunda olduğunuz şeyleri de hayatınızdan atmaya başlıyorsunuz. İşte o zaman insanlar bağımlılık olduğunu anlıyorlar ama o zaman da tedavi anlamında, müdahale anlamında çok geç olmuş oluyor. Şimdi peki şunu da aslında açıklamakta fayda var. Televizyon bir pasif olarak adlandırılıyor. Telefon, iPad gibi aletler de aktif olarak adlandırılıyor. Bu aletlerle gün içerisinde ne kadar süre vakit geçiren insan teknolojik olarak bağımlıdır diyebiliriz. Süre önemli değil. Tamamen burada niçin kullandığı, niçin kullanıldığı önemli. Bir insan vardır, işi internet veya bilgisayar üzerinedir ve bu insan mesai saatleri içerisinde bilgisayarla iş yapıyordur, 8 saat hiç problem değil. Ama öteki insan vardır, hayatında boş kalan alanlarda, 4 saat hayatında boş kalan alan vardır, tamamını internette dolduruyordur. 8 saat kullanana oranla 4 saat kullanan daha az kullansa da bağımlı odur. Önemli olan hayatımda ne kadar yer kaplıyor, dan ziyade ne amaçla yer kaplıyordur. Evet. Yani ben zaruri olarak bunu yapıyorum, hiç problem değil. İşim süresince yapayım ama bir insan 8 saat mesaiden sonra eve gidiyor, tekrar bilgisayar başına geçiyorsa, uyku, yemek gibi zaruri işler dışında hayat tamamen bilgisayar, internet üzerine kuruluysa o zaman bir bağımlılıktan söz etmek mümkün. O yüzden bizim esas üzerinde durduğumuz şey süre değil, benim hayatımdaki boş alanların, boş vakitlerimin bağımlı olduğum şey tarafından veya kullandığım şey tarafından kaplanıp kaplanmadığı. Evet. Şimdi tabii bu konuyla ilgili izleyicilerimizden de birkaç soru geldi. Tam da anlattığınız konuyla alakalı. O yüzden sorayım istiyorum. Bir tanesi, yani bir izleyicimiz demiş ki biz hani şu anda iş hayatında oldukça fazla gerçekten internetle ve teknolojiyle iç içeyiz. İstesek de zaten kurtulamayız. Bağımlılık diye bir şey kalmadı demiş. Bir tanesi demiş ki çocuklar konusunda ne yapmak gerekiyor? Çünkü iPad, iPhone ve oyunlar konusunda gerçekten çocukları oradan çekemiyoruz. Bir de demiş ki artık yaş veya sınıf ayrımı yok internet ve teknolojinin. Benim annem 60 yaşında, şu anda ben onu Facebook'tan çekemiyorum. Ne yapmak lazım? Burada önemli olan şey şu: bağımlılık literatüründe tolerans dediğimiz bir şey var. Tolerans nedir? Bir insanın kullandığı şeyin devamlı olarak hayatında daha fazla yer kaplıyor olması, daha fazla artıyor olması. Ben 8 saat bilgisayar kullanıyorum bir işte, eve geliyorum, bir saat daha kullanıyorum. Ertesi hafta 1,5 saat kullanıyorum. Ertesi ay 2 saat kullanıyorum. Devamlı artıyor, artıyor, artıyor ve öyle bir noktaya geliyor ki uykum ve yemeğim dışında, zaruri olarak yaptığım şeyler dışında bütün hayatımı kaplıyor. Ve ben fiziksel olarak bedenime yatırım yapamıyorum. Spor yapamıyorum, yeteri kadar uykumu alamıyorum, yemeğimi doğru düzgün yemiyorum. Mesela internet bağımlılığında bu çok ciddi problem. Kitap bile okumuyor insanlar. Kitap, artık o zihinsel gelişimle alakalı. Bayağı boyut, o da çok önemli. Ama mesela fiziksel gelişim açısından baktığımızda kas iskelet problemlerinde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor insanlar. Uzun süre bilgisayar ve internet başında kalmaya bağlı olarak. Spor yapmıyorlar, uykularından kesiyorlar, çok daha az uyuyorlar. Uzun saatlerini
evde geç vakitlere kadar internet ya da televizyon başında geçirdikleri için ya da yemeklerini doğru düzgün yemiyorlar ya bilgisayar başında abur cubur yiyerek ne yediğini anlamadan yiyor ya da çok az bir şekilde yiyor ki daha fazla bilgisayar internet başında kalsın. Yani fiziksel gelişimime zarar veriyor. Psikolojik gelişim anlamında kendimi tanıma, kendimi anlamlandırma, kendimi keşfetme, kendime yatırım yapma anlamında beni olumsuz etkiliyor. Yine bir zarar. Mesela o annenin bilgisayar kullanması buna bağlı bir şey. Yani belli bir yaşa gelmiş, hayatta kendine yönelik yatırım yapmayı ummuyor. Ne yapıyor? Bu sefer internette başkalarını seyrederek veya kendi resimlerini bir şekilde göstererek tatmin olmaya çalışıyor. Çünkü hayatı o şekilde anlamlandırmamış. Hayatta uzun vadeli bir düşüncesi, bir yatırımı yok. Başkaları üzerinden hayata yatırım yapıyor. Halbuki psikolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor olsa o zaman ne olur? Ben kimim? Yeteneklerim neler? Kabiliyetlerim neler? Nerede bulunmaktan, ne yapmaktan, ne olmaktan keyif alıyorum? Ve buna yönelik kendime yatırımı nasıl yapabilirim? Bunun yaş farkı yok. 60 yaşında da bir insan bunu yapabilir. 70 yaşında da yapabilir. 10-15 yaşında da yapabilir. Bu bir süreçtir. Ama çok uzun vadeli kullanıldığı zaman, çok uzun süre internet kullanıldığı zaman maalesef insanın kendine yönelik düşüncesini de ciddi anlamda ketliyor. Bugün yeni nesle baktığımızda çocuklar boş kalmaya, düşünmeye hiç vakit ayıramıyorlar. Evet. En kısa bir an boş kalsalar hemen ellerine cep telefonlarını alıyorlar. Ne olmuş, ne gitmiş? Oraya bakayım, buraya bakayım. Bir şekilde kendilerini çok uzun saatler oyalıyorlar. Kendilerini kaybediyorlar. Asla durayım, düşüneyim, bekleyeyim gibi bir şey yok maalesef. Hı hı. Öte taraftan baktığımızda sosyal gelişim anlamında da ketleniyor insan. Yani yakın çevresiyle ilişkileri konusunda, çevresiyle ilişkileri konusunda eşiyle olur, dostuyla olur, arkadaşıyla olur, akrabasıyla olur. İletişimini sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyor mu? Onların dünyalarında olanlardan haberdar mı? Mesela yine çok ciddi bir sıkıntı var. Dünyanın her yerinden haberdarız. Yanımızdaki hariç. Evet. Çok güzel bir Alternatif Filmler Festivali'nde bir film gösterilmişti. Bir genç kutuplarda foklarla alakalı bir kampanyaya gidiyor. Foklar öldürülmesin vesaire. Kilometrelerce yol gidiyor uçak yolculuğuyla vesaire vesaire. Orada bir şeyler yapıyorlar. Yaptıkları şey başarılı oluyor. Dönüyor. Evine geliyor. Anahtarını atıyor. Koltuğa oturuyor. Çok önemli ve güzel bir iş yapmış olmanın gururuyla böyle bir yaslanıyor. O sırada yan taraftaki daireyi gösteriyor. Yaşlı bir insan yalnızlıktan ölüyor. Kimsenin haberi yok. Yanımızdaki evet. insandan haberimiz yok. Bu biraz da bizim toplumumuza özelleştiğinde bakıyoruz ki hadi komşu falan onu da geçtik. Eşimizden, dostumuzdan, çocuğumuzdan, arkadaşımızdan onlardan da haberimiz yok. Haberimiz genelde gündelik konular. Herkesin konuştuğu konular. Gelip geçici şeyler. Gelip geçici şeyler. Sen nasılsın? Derinliği yok yani. Senin aynen. hayatında neler var? Ben sana nasıl yardım edebilirim? O maalesef konuşulmuyor. Çin'deki deprem konuşuluyor. Arkadaşımızın hayatındaki deprem konuşulmuyor. Tayvan'daki sel konuşuluyor. Öteki eşimizin, dostumuzun hayatındaki seller, fırtınalar, alt üst oluşlar konuşulmuyor. Bu anlamda sosyal gelişimi de ciddi anlamda olumsuz etkileme söz konusu. Bir de zihinsel gelişim boyutu var. O sizin bahsettiğiniz insanın düşüncesine yatırım yapması. Hayatı doğru okumak için bilgi anlamında kendini geliştirmesi. Her şeyden haberimiz var ama bilgimiz az. Aynen. Yani her şeyi biliyoruz ama o bilgi... Varmış gibi yapmak var bir de. Malumat düzeyinde evet, tabii. Biraz haberim öyle bir var. Şey var. Haberim var ama nedir? Ama özü yok. Yok, özü aynen. yok. Temeli yok, derinliği yok. Tabii. Her şeyden yüzeysel haberimiz var. Her şeyde amatör çırağız ama hiçbir şeyde usta değiliz. Aynen. Halbuki mümkün olduğu kadar insanın ilgi alanında merak ettiği konularda derinleşmesi, daha fazla o konuda bilgi sahibi olması ama kendini ilgilendirmeyen konudan da bilgi sahibi olmaması daha ideal bir şey zihin gelişimi anlamında. Şimdi bir insan işte çalışıyor 8 saat. Ondan sonraki vakitlerinde fiziksel gelişimine yatırım yapıyor. Psikolojik gelişimine yatırım yapıyor. Sosyal gelişimine yatırım yapıyor. Zihinsel gelişimine yatırım yapıyor. Bunları yaptıktan sonra ne kadar kullanırsa kullansın hiç problem değil. Evet, bunların hepsini yapıyorsak evet. Tabii gelişim aynen. anlamda bütünlüğünü sağlayacak bu 4 boyutta
kendine yatırım yapıyoruz. Bir de Mehmet Bey şey var, biliyorsunuz Fear of Missing Out, FOMO denilen bir kavram. Ve şu anda iş hayatında birçok insan cep telefonlarıyla yatağa giriyor, cep telefonlarıyla çıkıyor. Ve hatta birçok araştırmaya göre insanların uyandığı an ilk dokunduğu şey cep telefonu, yatmadan önce son dokunduğu şey yine cep telefonuymuş. Evet. Şimdi tabii bu dediklerinizin hepsi çok önemli. Bunların bir noktada teknolojiyi kötüye de kullanmış oluyoruz. Çocuklar hatta oyun oynarlarken bile gerçekten sanal alemde bu adrenalini yaşıyor oluyorlar. Son olarak peki ne yapması lazım insanların? Nelere dikkat etsinler? Uyarılarınız, tavsiyeleriniz neler olabilir? Şimdi yetişkinler için olan boyutu var. Çocuklar için olan boyutu var. İkisi farklı seyreder. Yetişkinin kontrolü kendinde. Dolayısıyla ondan bundan şikayet etmeden kendi kontrolünü kendine ele alması lazım. Ve hayatına bakması lazım. Ben fiziksel gelişim anlamında yapmam gerekenleri yapıyor muyum? Yani yemeğimdir, uykumdur, sporumdur. Bu anlamda kendime bakıyor muyum? Kendime yatırım yapıyor muyum? Psikolojik gelişim anlamında kendime yatırım yapıyor muyum? Sosyal gelişim anlamında kendime yatırım yapıyor muyum? Zihinsel gelişim anlamında kendime yatırım yapıyor muyum? Bunun için insan internet bile kullansa problem değil. Niçin problem internet kullanımı? İnterneti tüketici olarak kullandığımız için. Üretici olarak kullansak, bir insan 10 saatte kullansa problem değil. Çünkü bir şey üretiyor. Bir eser var ortada. Veya öğrenmek için, faydalanmak için kullansa yine problem değil. Ama eğlence amaçlı, tüketim amaçlı kullanıldığı zaman internet, devamlı video seyredeyim, güleyim, eğleneyim, sosyal ağlara gireyim, bir şekilde ne haber, ne yapıyorsun diyeyim insanlara. Bu tüketim amaçlı kullanma ve insanı bir yerden bir yere götürmüyor. Hiçbir anlamda faydası yok. Ama bu 4 gelişim anlamında kendine faydalı olacak şekilde yatırım yapıyorsa insan, o zaman iyi. O zaman problem yok. Dolayısıyla yetişkin bir insan kendine bakacak. İnsan, özellikle bağımlılar çok bahane uydururlar. Ben bağımlı değilim, ben kontrolü kullanıyorum, istersen bırakırım, şöyle faydası var vesaire vesaire. Zaten internet faydasız demiyoruz. Bilgisayar faydası demiyoruz. Hayatımızın bir gerçeği olacak, olmayacak değil. Ama hayatımı kitlemeyecek. Ben onu kullanacağım, o beni kullanmayacak. Evet. O beni kullanmaya başladığı zaman, kontrolü kaybettiğim zaman sıkıntı. O yüzden yetişkin bir insan bu 4 gelişim basamağında, gelişim boyutunda kendi bir kontrol edip ona göre internet ya da teknolojik herhangi bir şeyle ilişkisini belirlemesi lazım. Çocuklarla alakalı mesele de şu. Şehir hayatında maalesef çok insani bir çerçeve yok. İnsanlar kutulara yerleştiriliyorlar. Bir sosyolog öyle diyor, kutularda yaşıyoruz diyor. Doğru. Ev kutusu var, çıkıyoruz araba kutusu var. Çıkıyoruz, iş, okul kutusu var. Böyle bir açık hava görelim, bir doğa görelim, bir hayvan görelim, bir ağaç görelim, bir çiçek görelim veya var olanı fark edelim. O maalesef yok. Bu çok insanın ruhuna, gelişimine, ruh sağlığına uygun bir şey değil. Dolayısıyla bu şehir hayatı çok fazla bağımsız yaşanabilecek, bağımlılıktan kurtulabilecek bir hayat değil ama mecbur yaşıyoruz. Ne kadar kendimizi ve çocuklarımızı kurtarırsak o kadar kâr. Bu anlamda çocuklar internet ya da teknoloji ya da herhangi bir bağımlılık türünü niçin kullanıyorlar, ona bakmak lazım. Genelde baktığımızda 4 tane kullanım türü var. Birincisi deneysel kullanım. Deneysel kullanım nedir? İnsan bir şekilde duyar, merak eder, öğrenmek ister, kullanmak ister. Bu uyuşturucu için de geçerlidir, internette herhangi bir site için de geçerlidir. Deneysel kullanımda zarar vermediği sürece bir problem yok. Yani çok absürt, insana direkt zarar veren bir şey olmadığı sürece problem yok. İnsan deneysel kullanımda girer bir siteye bakar. Tamam, buymuş, bitti. Bitti bir ama daha. Genelde bir sonraki adıma geçiliyor. Ne oluyor? Sosyal kullanım oluyor. Bu insanı o siteden ya da o şeyden haberdar eden kişiler onun üzerine konuşmaya başladıkları için ve konuşan insanlar yakın çevresi olduğu için, genelde arkadaş grubu olduğu için, o arkadaş grubuyla gündemi devam ettirebilmek için, gündemden geri kalmamak için, gündemden kopmamak için veya o arkadaş grubu içerisinde yeni neslin tabiriyle dışlak kalmamak için mecbur kullanıyor. Yani sosyal bir baskı var. Bir şekilde bir insan, iki arkadaş bir araya geldiğinde Facebook'taki şu videoyu gördün mü diyor. Görmedim diyorsanız diyorlar. İkinci de diyor. Üçüncü de artık ne konuşacağım seninle diyor. Çünkü bütün hayat onun üzerine kurulu. Doğru. Twitter'da şu linki attım gördün mü diyor. Instagram'da şu resmi paylaştım gördün mü diyor. Dolayısıyla sosyal kullanım bağımlılığı ciddi anlamda tetikleyen bir şey. Bu anlamda bir çocuk üzerine yatırım yapılacaksa, bir çocuğun bağımlı olması engellenecekse, bağımlı olmaktan korunacaksa ilk olarak dikkat edilmesi gereken şey arkadaş çevresinde durumda.
bağımlardan oluşmuş, interneti kötüye kullanan çocuklardan oluşmuş bir arkadaş çevresinde çocuğun anne baba ne öğretir söylesin, ne kadar dikkatli olursa olsun bağımsız olması mümkün değil. Çünkü çocuklar özellikle belli bir yaştan sonra tamamen arkadaşına göre kendini ve davranışlarını şekillendiriyor. O yüzden ilk basamakta çevreye çok çok dikkat etmek lazım. Bir diğer mesele kullanımda operasyonel kullanım dediğimiz şey. Operasyonel kullanım nedir? İnsan bir amaç için kullandığı şeyi kullanıyor. Bu uyuşturucu da olabilir, internet de olabilir. Niçin kullanıyor? Bir, zevk almak için kullanır. İki, problemlerden kaçmak için kullanır. Birincisinde insan hayatı o kadar boştur ki, yapacak o kadar az şey vardır ki, keyif almak için, can sıkıntısını gidermek için internetten daha eğlenceli bir şey yoktur. Ne yapacak? Mesela çocuklara bakıyoruz şimdi, okuldan eve geliyorlar. Okul döneminde şimdi yaz hepten berbat zaten. 5'te geliyor okula. Akşama kadar ne yapacak? Anne baba televizyon başında zaten. Evde koşsa zıplasa hoplasa dur yapma etme gürültü falan deyip durduruyorlar. Bu çocuk nasıl kendini oyalayacak? Ödev yapsın. Ne kadar gerçekçi. Kitap okusun saatlerce. Ne kadar gerçekçi. Ne kadar okusun. Yani ne kadar okusun. Full enerji bir çocuktan bahsediyoruz. Full enerji bir gençten bahsediyoruz. Bu çocuğun enerjisini bir şekilde boşaltması lazım. Kendini bir şekilde ifade etmesi lazım. Bir şekilde can sıkıntısını gidermesi lazım. Dolayısıyla gençlere ve çocuklara enerjilerini boşaltabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar, mekanlar, ortamlar oluşturulmadan bağımlılığın önüne geçmek mümkün değil. Nasıl anne babalar bulundukları bölgede, mahalle olur, ilçe olur vesaire, okul yoksa illa okul açılsın diye ısrar ediyorlarsa, hastane yoksa hastane açılsın diye ısrar ediyorlarsa, yol yoksa yol yapılsın diye ısrar ediyorlarsa, bunun gibi çocuklar için, gençler için kendilerini ifade edebilecekleri mekanlar açılsın diye ısrar etmek zorundalar. Çünkü bu gençler için olmazsa olmaz, çocuklar için olmazsa olmaz. Öbür türlü çocuk internete mahkum olmak zorunda kalıyor. Nasıl vaktini dolduracak? Enerji var, vakit var. Dikkat en üst düzeyde ne yapacak? Ne yapacak? Evet. Ne yapacak? Önünde o kolay olduğu için yok, oraya kayıyor. Tabii en kolay. Dünyayı geziyor. O yüzden bu anlamda çocuklara yardımcı olmadan işte bu bağımlı tedavi ettirelim. Bu ne yapacağım? Şöyle disiplin kurayım falan. Bunlar boş şeyler. Evet. Neticesi olmaz. Bir diğer mesele çocuklar ve gençler problemlerden kaçmak için kullanıyorlar. Yani anne babayla sağlıklı bir ilişki iletişim kurulmamışsa hayatında bir problem yaşıyor. Bu gerçek bir problem de olabilir, hayali bir problem de olabilir. Hayali problem nedir? Bir konuyla alakalı bilgisi yoktur. O konuyu merak ediyordur. İşte ergenlikle alakalı olabilir, gelişimle alakalı olabilir vesaire. Anne babasına soramıyordur. Çünkü açık bir iletişim kurulmamıştır. Veya okulda zorbalığa maruz kalıyordur. Okulda arkadaşları tarafından dışlanıyordur. Kendi vücudunda beğenmediği taraflar vardır. Bunlarla alakalı zorluklar yaşıyordur. Bunun çaresini anne babasını bulamadığı için komşu akraba falan da zaten iletişim ilişki yok şu anda. İnternet üzerinden arıyor olabilir. O yüzden veya okulda başarısızdır, okul dışında başarısızdır. Bir şekilde başarılı olmak istiyordur. O yüzden de internete verebilir kendi. Mesela benim bir tane danışanım var. Türkiye çapında çok tanınan bir bilgisayar oyuncusu. Ama ailesinde hiç bir itibarı yok. Aman bu bağımlı deyip geçiyorlar. Tabii geçiyorlar ama adam orada kendini çok kıymetli hissediyor. Değerli tabii. Hissediyor. Niye? Şehirler kurup şehirler yıkıyor. Belki veya de işte, o değer için yıllarca o kadar çok vakit geçirmiş, tabii öğrenmiş. Yatırım tabii. Yapmış ve bu yatırımın hemen karşılığını görmüş. Evet. Mesela eğitimde çocuk 6. sınıfta yatırım yapıyor. Ne zaman göreceğim? Üniversite bitince. Üniversite de yeterdir artık. Yüksek lisans falan lazım. 8. sınıfta yatırım yapıyor. Dershaneye gidiyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yıllar sonra gelecek bir karşılığı var onun gözünde. Ama internette bir sene çok yoğun yatırım yapsa bir anda o grup içerisinde popüler olabiliyor. Tabii. O grup içerisinde saygın olabiliyor. Ve yaş farkı gözetmeksizin. Mesela evet. Benim bir tane danışanım var. Diyor ki ben 12 yaşındayım ama diyor 18 yaşında çocuklar benden trik istiyorlar diyor. İpucu istiyorlar düşünün falan diyor. Tabii. Kıymetli hissediyor kendini. Hı hı. Bu kıymetli hissetme ihtiyacı olan insanlar genelde kimler? Gerçek hayatta kıymetli hissedemeyenler. Yani ders başarısı düşük oluyor. Anne baba çocuğu dışlıyor. Okul dışında spor olsun, sanat olsun herhangi bir faaliyet anlamında kendini gösteremiyor. Çocuk kendini kıymetli hissettiği için kıymetli hissettiği alana kayıyor. O da genelde çok fazla alternatifli olduğu için internet oluyor. Unutmadan söyleyelim. Bu arada bu yıl ikincisi yapılacakmış. Teknoloji bağımlılığı kongresi. Evet. İnternet bağımlılığı mı geçiyor? Tam teknoloji bağımlılığı kongresi. Teknoloji bağımlılığı internet de açtı şu anda. Tamam. İşte cep telefonu olsun vesaire olsun. Bir de
tabii çok göz ardı ettiğimiz bir şey var. Çocuklara falan kızıyoruz ama internet bilgisayar başındalar diye. Anne babalar da saatlerce televizyon tabii. başındalar. Yani onun da bilgisayardan çok bir farkı yok. O yüzden teknoloji bağımlılığı dedik bu sonra. Televizyon bağımlılığı da buna dahildir. Geçen sene ilkini yaptık. Hı hı. Dünyada Türkiye'de ilk kez, yapıldı. Türkiye'de kez. Yapıldı. Dünyada ilk kez düzenlendi. Uluslararası bir kongre. Dünyanın çok farklı ülkelerinden, geçen sene Güney Kore'den, Tayvan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan dünya çapında saygın hocalar katıldılar ve hatta şöyle bir ifadeleri oldu Oxford Üniversitesi'nin laboratuvarlarının, nöroloji laboratuvarının başındaki Susan Greenfield'in. Dedi ki biz nasıl bunu akıl edememişiz, biz daha problemli durumdayız internetle ilişki anlamında. Çok kıskandım, imrendim sizi dedi. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sponsor oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle yapılıyor. Bu sene de alanda çok önemli uzmanlar geliyorlar. Konuyla alakalı bestseller olan kitaplar yazmış uzmanlar geliyorlar. Çin'den geliyor çok önemli bir uzman. Rusya'dan geliyor. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nden, Stanford Üniversitesi'nden, Okla'dan geliyorlar. Dolayısıyla bu sene de çok dolu dolu bir program. Türkiye'den çok sayıda uzman var. 20'nin üzerinde uzman katılıyor. Çok dolu dolu bir programla 26-27 Ekim'de Cevahir Kongre Merkezi'nde bu kongreyi yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı desteklediği için katılım tamamen ücretsiz. İsteyen herkes katılabiliyor. Herkes katılabilir. Sadece teknolojibağımlılığı.org sitesine girip kayıt olmaları gerekiyor. Olamadılar, bir şekilde kaçırdılar. 26-27 Ekim'de gelip kapıdan da kayıt olup girme imkanları var. Yeter ki gelip faydalanma imkanları olsun. Evet, detaylı bir şekilde internet ve teknoloji bağımlılığını öğrenmek isteyen insanları bekliyoruz o zaman. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.